İyi akşamlar televizyon izleyicileri. Bu hafta da yeni bir konuyla karşınızdayız. Bu haftaki konumuz sünnet ve hadis. Sünnet ve hadis kavramlarının dildeki yerinden bahsedeceğiz. Hocam isterseniz bu hafta önce sünnetle başlayalım konuşmamıza. Evet. Sünnet ne demektir? Kelime anlamı nedir? Dinsel anlamda baktığımız zaman sünneti nasıl değerlendirebiliriz? Terminolojik anlamda sünnetin yaşantımızdaki yeri nedir? Bu kavramla başlayalım. Sonrasında hadisle isterseniz devam ederiz. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok tartışılan bir konu, dini hayatı çok etkileyen bir mesele, sünnet mefhumu. İslami terminolojide, aslında egemen İslami düşüncede desek daha isabetli olur, çok büyük ehemmiyet yüklenen bir kavramdır, sünnet kavramı. Hatta öyle ki, sünnet olmazsa din eksiktir anlayışı söz konusu. Kelime anlamına ve terminolojik anlamına gelmeden önce meselenin ne kadar büyük bir mesele olduğu anlaşılsın diye ifade edeyim. Aktüel anlamda popüler, çok meşhur bir ilahiyatçı, bir hayli de vukuatları olan bir ilahiyatçı. İsmini zikredelim. İhsan Şen Ocak şöyle diyor. İki ünlü hadis derlemesi vardır malumunuz. Çoktur da en ünlüsü iki tane. Evet. İşte Buhari'nin ve Müslim'in derlemeleri. Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim. Der ki bu ismini andığımız vukuatlı ilahiyatçı, Buhari ve Müslim çökerse İslam çöker. Bu kadar önem veriyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Kur'an demiyor. Doğrudan doğruya İki hadis derlemesine böyle bir yaklaşım sergiliyor İhsan Şen Ocak. Ne kadar önem verildiği anlaşılsın diye bu örneği dile getirdim. Yani Kur'an'a bir nevi ortak kılınmıştır hadis külliyatı, sünnet mefhumu Kur'an üzerinden. Kur'an eşittir sünnettir diye de zaten formüle ediliyor. Yani İslam eşittir sünnet, İslam Kur'an eşittir sünnet tarzında formülasyonlarda bulunuyor. Yani böyle hani din eşittir kitap ve sünnetten, sahih ve yani kitap ve sahih sünnetten oluşur tarzında bir takım formülasyonlar da var yani. Evet, evet. Çok fazla birbiriyle irtibatlandırılmış. Evet, deniliyor ki işte Kur'an ve sünnet mesela bu tabiri çok duyarsınız. Evet. Dinci, İslamcı gruplar sürekli böyle söylerler. Egemen İslam'ı esas alarak konuşuyorum. Biz de İslam'ı savunuyoruz ama biz muhalif İslam'ı deyim yerindeyse, egemen İslam'a karşı muhalif İslam'ı. Yani biz egemenlerin İslam'ını değil, ezilenlerin İslam'ını, tıpkı İslam'ın çıkış yıllarında olduğu gibi, yani Hazreti Muhammed'in çevresinde kümelenen ilk Müslümanların büyük bir çoğunluğu zaten toplumda ötekileştirilmiş olanlardı, ezilenlerdi. Biz ezilenlerin lehine yorumlanmış veya zaten ezilenlerin lehine doğmuş aslında bir İslam'ı savunuyoruz. Doğrusu da budur. O sebeple ifade ediyorum. Egemen İslamcı düşünce, egemen İslami anlayışın temsilcileri hep Kur'an ve sünnet derler. Bir de bunu devam ettirenler var. İşte edille-i şer'iye, şeriatın dört kaynağı, dört delili nedir? Kur'an, sünnet, icma ve kıyas, kıyas-ı fukaha. Evet, böyle derler. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Kur'an yeterli değil. Tek başına Kur'an almazlar. Mutlaka yani hep, yerine bir takım. Evet, yani Tanrı'nın sözü dedikleri, ki biz Tanrı'nın sözü olduğunu da kabul etmediğimizi söylemiştik. Zira Kur'an kendisi söylüyor aslında Tanrı sözü olmadığını. Bismillah. İnnehu le kavlu rasulin kerim. O şerefli bir elçinin sözüdür. Kur'an mana ve kavram itibariyle Tanrı'ya izafe edilir ama lafız, söz, kelam olmak itibariyle Hazreti Muhammed'e izafe edilmelidir. Biz öyle kabul ediyoruz zira. Diyorlar ki Tanrı kelamı Kur'an ama Tanrı kelamı yetmiyor. Sünnet lazım. Efendim o da yetmiyor. İşte icma lazım. İcma nedir? Güya ulemanın ittifak ettiği konular. Hiçbir çağda İslam ulemasının tamamının ittifak ettiği bir mesele yok ki. Hiçbir zaman ittifak edilmemiş. İttifak ettirilmiş bazı konularda. Devlet zoruyla, güçle, iktidar baskısıyla, tehditlerle, şantajla vesaire vesaire. Buna rağmen can vermek pahasına
ittifakı reddeden ve kendi görüşünü ortaya koyan büyük düşünce erleri vardır. İşte birisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir söz gelimi. Çok örnek var. İcma bu. Olmayan icma. Silah zoruyla icma deyim yerindeyse. Olanı da bu şekilde onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra kıyası fukaha. Fakihlerin kıyasları, kıyaslamaları. Bunlar dinin kaynaklarıymış. Edille-i şer'iyeymiş. Öyle bir şey yok. Kabul edilemez. Bu aslında Kur'an'a şirk koşmak gibidir. Şöyle deseler anlaşılır. Tek kaynak Kur'an'dır ama Kur'an'ı anlamada istifade edebileceğimiz, yararlanabileceğimiz yol ve yöntemler olarak biz bunlardan da yararlanabiliriz, istifade edebiliriz denilse belki doğru olacak. Edille-i şer'iye ile kastolunan bu olsa ama bu kastolunmuyor. Bunları izah edeceğiz ama biz sünnet sözünün sözlük anlamını söyleyelim şimdi. Bir kere sünnet izlenen yol demek. Sonra yöntem demek, örnek alınan uygulama demek, efendim örf ve gelenek demek, alışkanlık demek, adet demek. Sürekli yapılan şeyler. Evet, sözlük anlamı bu sünnet. Hı hı. Bu sünneti sünnet olma anlamındaki sünnetle karıştırmayalım. O Arapçada hitan diye evet. Biliyorsunuz, hitan diye söyleniyor Arap dilinde. Bizim Türkçemize başka türlü geçmiş. Evet, o kastolunmuyor yani. Hı hı. Sünnet sözünün çoğulu sünendir malumunuz. Sünen. Bu sünni sözü de buradan gelir biliyorsunuz. Evet. Sünni sözü de buradan türetilmiş, ihdas edilmiş diyelim bir kavramdır. Sünnete uyanlar anlamında. Sünnete uyanlar. Gibi. İşte ehli sünne vel cema'a. Sünnet yani. Ehli ve cemaat ehli. Şimdi sünnet dedikleri... Bu kavram da aslında bakarsan sonradan üretilmiş dediniz değil mi? Yani ilk defa ehli sünnet kavramıyla biz kaçıncı yüzyılda karşılaşıyoruz? Muaviye'nin döneminde rastladık. Bu kavrama ilk defa ehli sünne vel cemaa aslında cemaat yılı ilan ediyor Muaviye. Hazreti Hasan'la barış anlaşması imzalıyorlar biliyorsunuz. Yani muhalifleri susturduğunu, bütün ümmeti birleştirdiğini, bütün ümmeti tek bir cemaat haline getirdiğini bu nedenle o yıla da cemaat yılı ismini veriyor Muaviye ve bu ifade üzerinden ehli sünne vel cemaa, ehli sünnet vel cemaat kavramı icat ediliyor. Çok ilginç bir hususu hatırıma getirdiniz Yaşar Hocam. Pek çok vesileyle söylüyoruz ama yeri geldi yine söyleyelim ve fakat bu sefer ilaveten bir başka bilgiyi de katarak söyleyelim. Buyurun. Biliyorsunuz Muaviye camilerde, cuma namazlarında, hutbelerde Hazreti Ali'ye ve onun taraftarlarına, evladına yani onun ailesine, akrabalarına diyelim, düzeltelim çocuklarına yani İmam Hasan Hüseyin ve onların neslinden olanlara küfürler ettirdi cuma hutbelerinde. Hatta bir cuma hutbesi düşünün ki Muaviye'nin döneminde ve Emevilerin döneminde sonrasında yani Muaviye'den sonra bir cuma hutbesi düşünün ki hutbede Ali'ye küfredilmedi. Onu geçerli kabul etmediler. O cumayı. Geçerli kabul etmediler. Sahih olmadı yani cuma. Tabii geçerli tekrarlı değil. Tekrarlı edilmesi gereken cuma. Geçerli değil tabii. Mutlaka Hazreti Ali'ye küfredilmesi gerektiği bir dinsel buyruk, dinsel bir gereklilik, dinsel bir emir, rükun gibi. Rükun gibi demek kabul şartlardan birisi. Tabii böyle kullan. Bunun sünnet kavramıyla ne alakası var onu söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi 70-80 yıl bu devam ediyor. 80 yıl yaklaşık. Sonra Ömer bin Abdülaziz, Emevi halifesi. Diyor ki bu saçma uygulamayı kaldıralım. Hazreti Ali'ye ve evlatlarına küfredilmesini yasaklıyorum diyor. Evet. Ömer bin Abdülaziz böyle dediği zaman ona ne diyorlar biliyor musunuz? Bu sünnete aykırı. Trajikomik bir duruma karşı karşıya. Bu sünniliğe aykırı diyorlar. Sünniliğe aykırıymış Hazreti Ali'ye küfretmemek. Ömer bin Abdülaziz'e öyle dediler. Sünniliğe aykırı dediler. Sünni ve sünnet sözünün tarihte hangi manalarda kullanıldığını öğrendikçe hayretler içerisinde kalıyoruz. İkimiz de sünni ailenin çocuklarıyız. Tabii, tabii. Yani onu da söyleyelim değil mi? Evet, siz de sünni bir ailenin çocuğusunuz. Tabii. Ben de sünni bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla sünnet kavramı aslında çıkışı itibariyle Hazreti Muhammed'in sünneti kastolunmak yerine aslında tekrar söyleyelim Emevilerin sünneti. Emevilerin gelenek ve görenekleri, Emevilerin alışkanlıkları, Emevilerin sürdürülen yolu, yolu izlenen yolu anlamında kullanıldı aslında.
Ümeyye oğullarının egemen olduğu dönemde böyleydi. Ama gerçekten bir de Hazreti Muhammed'in sünneti var, evet. Yani onun yapıp ettikleri var. Onun örnek alınması gereken uygulamaları var, evet. Tarihi belgelerde bunlara rastlıyoruz. Evet. Lakin bunlar başka. Muaviye ile birlikte başlayan Emevi hanedanının ürettiği sünnilik kavramı başka. Peki bugün sünnilik denildiğimizde ve sünnet dediğimizde hangisi daha çok anlaşılıyor ve uygulanıyor derseniz, hüzünle belirtelim ki Emevilik anlaşılıyor. Evet, Emevi kültürü. Nereden anlıyoruz? Mesela Hazreti Muhammed'in sünnetini savunan gerçek sünni İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi de ezdi Emeviler. Hem de sünnet adına ezdiler. Hı hı. Abbasiler de ezdi biliyorsunuz. Daha sonra Abbasiler döneminde şehit edildi İmam-ı Azam Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife hakikaten sünnet-ü Resulillah mefhumu içerisinde değerlendirilmesi gereken bir İslam önderidir. Onu bir kenara koyalım. Evet. Dolayısıyla bugün sünnilik ve sünnet kavramı içerisinde bir Emevi propagandası, Emevi gelenekleri anlatılıyor. Bu insanlara benimsetilmeye çalışılıyor ve yine hüzünle belirtelim ki insanların önemli bir kısmı da dini bu zannediyor. Yani Emeviliği İslam zannediyor. Evet. Bugün Emevilere yönelik yaptığınız her eleştiriyi İslam'a yönelik eleştiri gibi, İslam düşmanlığı gibi yaftalamaya çalışan çevreler yani var. Gerici çevreler var. Yapılan bir eleştiri gibi değerlendiriliyor. Evet. Şimdi sünnet sözünün sözlük anlamı bu. Terminolojik olarak da biz yine ifade edelim. Terminolojik olarak aslında sünnet sözü Hazreti Muhammed'in sözlerini, uygulamalarını ve onaylarını ifade eder. Hazreti Muhammed neler söylemiş? Buna düzeltiyorum. Buna kavli sünnet deniliyor ki hadisler kastolunuyor. Efendim Hazreti Muhammed neler yapmış? Buna fiili sünnet, eylem, davranış yani fiili sünnet deniliyor. Bir de takriri sünnet var ki bu da Hazreti Muhammed'in onaylarını ifade eder. Yani kendisi o hususta bir söz söylememiş. Kendisi herhangi bir fiil de gerçekleştirmemiş. Ama tanık olduğu bir fiile itiraz etmemiş veya tasvip etmiş. Bunları da takriri sünnet olarak ifade ediyoruz terminolojide. Terminolojide böyle ifade ediliyor. Bu daha doğru bir cümle oldu. Peki Kur'an'da sünnete dair ne var? Sünnet sözü Kur'an'da geçiyor mu mesela? Evet, sünnet sözü Kur'an'da geçiyor. Ancak Kur'an'da 16 yerde geçen sünnet sözü, sünnet kelimesi hiçbir yerde Hazreti Muhammed'e izafe edilmiyor. 16 yerin 10'unda Allah'a izafe ediliyor. Sünnetullah, Allah'ın sünneti diye geçiyor. Yani sünnetu Resulillah, Tanrı elçisinin geleneği, Tanrı elçisinin uygulaması biçiminde, Allah Resulü'nün sünneti biçiminde bir ifadeye Kur'an'da rastlayamıyoruz. Kur'an'da böyle bir ifade yok. Bunun çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Sünnetu Resulillah ifadesini Kur'an'a irca ettiğimizde Kur'an'da böyle bir kullanımın söz konusu olmadığını görmek, genel manada sünnet mefhumuna ilişkin kanaatleri de etkilemesi gereken bir durumdur. Yeniden değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Dolayısıyla sünnetle anlaşılması gereken aslında en başta sünnetullah olmalıdır. Sünnetullah, Allah'ın sünneti. Allah'ın sünneti ne demektir? Sünnetullah derken ne kastolunuyor? Tanrı'nın doğaya koyduğu değişmez yasalar. Evrene, kainata koyduğu değişmez yasalar. Bazıları bunu sadece toplumlarla özgülüyor. Yani değişmez toplumsal yasalardır burada kastolunan, sünnetullahla kastolunan odur diyorlar ama toplumsal yasaları da kapsamak üzere aslında bütün evrende değişmez tüm yasalar sünnetullah kavramı dahilinde değerlendirilmelidir. Yani sünnetullah'tan anlaşılması gereken değişmez yasalardır. Tanrı'nın koyduğu değişmez yasalardır. Efendim, bu noktada yine ifade edelim.
sünnetullahla Allah'ın sünnetiyle ilgili çokça söylediğimiz vaazlarda, konuşmalarda söylediğimiz güzel bir ifade vardır. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا ifadesi Kur'an'da geçer malumunuz. Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın. Evet. Bu neden önemli biliyor musunuz? Allah'ın sünnetinde hakikaten bir değişme bulamazsınız. Bulunamaz. İsteseniz de değiştiremezsiniz. O Allah'ın şeriatıdır çünkü. Allah'ın şeriatına uymak gerekir. Uymasan da uyarsın. Uymamak gibi bir durumun söz konusu değildir. Uymadığın an başına bir musibet gelir zaten. Ne demek bu? Evrenin yasalarına uymazsan, bilimin öğrettiği o gerçekliklere uymazsan, onun sonucuyla karşılaşırsın. İşte son yaşadığımız deprem hadisesi. Ne demek istiyorum? Sağlam binalar yapmazsan, şehir yapılmaması gereken yere şehir yaparsan, bunların sonucuna katlanırsın. İşte sünnetullah'a aykırı davranıyorsun çünkü. Sünnetullah'a aykırı davranıyorsun. Deprem aldığı evet, bir yasa. Yasalar var. Doğanın yasaları var. O doğanın yasalarına uygun hareket edeceksin. Peki Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme, çelişme bulamıyoruz. Ama peygambere izafe edilerek kullanılan sünnet kavramının içerisine girdiğimizde bir bakıyoruz ki birbiriyle çelişen bir yığın rivayet var. Bir rivayete bakıyorsunuz diyor ki peygamber şöyle yaptı. Başka bir rivayete bakıyorsunuz tam tersi bir uygulama var. Peygamber hangisini yaptı kardeşim? Şimdi mesela fıkıh mezhepleri var. Sünni camiada 4 büyük fıkıh mezhebi var. Hepsinin farklı günümüzde farklı. Günümüzde kalan 4 tane hatta. Evet yani çok var da bugüne kadar gelen diyelim. Doğru söylediniz. Bir bakıyorsunuz peygamber şöyle namaz kıldı diyor. Hanefi başka türlü bir şeyler yapıyor. Şafii başka türlü bir şeyler yapıyor falan falan. Niye böyle yapıyorsunuz? Peygamber böyle yaptı. Hepsi de diyor ki peygamber böyle yaptı. Bu peygamber bir öyle bir böyle mi yaptı? Bu ne demek? Bu şu demek. Demek ki aktarımlarda bir sıkıntı var. Demek ki kaynak diye müracaat edilen hadis derlemelerinde bir sıkıntı var. Demek ki peygambere yalan söyletiliyor. Demek ki sünnet mefhumu içerisinde yer alan hadis külliyatında büyük problemler var. Bu bunu ifade ediyor. Bakın Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme ve çelişme bulamıyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Mesela su deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynar. Bu Allah'ın sünnetidir. Bu hiç değişmez. Dünyada yer çekimi kanunu vardır. Bu kanun değişmez. Bu Allah'ın sünnetidir. Allah'ın sünnetine değişme bulamıyoruz. Ama peygamberin sünnetidir diye bize aktarılan bir yığın hadiste birbiriyle çelişen aynı duruma ilişkin yapılan yüzlerce yorum yüzlerce var. Yüzlerce yorum var. Birbiriyle zıt, birbirine aykırı yorumlar var. İşte bu nedenle ifade edelim. Sünnet kavramından aslında Müslümanların ilk anlaması gereken Allah'ın sünneti olmalıydı. Ama tabii bu yaşanan tarihsel süreç bizi öyle bir noktaya getirdi ki sünnetle bugün anlaşılan Hazreti Muhammed'e izafe edilen bir yığın sözler topluluğu. Hazreti Muhammed'in sözleri yani hadisler nasıl bugüne ulaştı? Nasıl derlendi, toparlandı? Ve biz bu sözlere Hazreti Muhammed'in sözleri olduğuna inanılan sözlere nasıl ulaştık? Nasıl ulaşıyoruz? Bugünlere de karşılaştık. Evet, biliyorsunuz hadis kavramı vardır. Hadis, hadisi hı-hı. Şerif, şerefli söz. Evet. Hadis. Herkesin hadisi vardır. Sizin de hadisiniz var. Hepimiz. Benim de hadis. Hadis söz demek Arapçada. Biz de burada bir yani yaptığımız hadis meclisi aslında. Tabii hadis meclisi. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi herkesin hadisi var. Bir de peygamberin hadisi var. Peygamberin hadisine hadisi şerif de deniliyor. Şerefli söz yani. Hı-hı. Şerefli söz ifadesi size bir şey çağrıştırıyor mu? Bir de biliyorsunuz bugünlerde çok pohpohlanan, çok propagandası yapılan, çok popülerleştirilmeye çalışılan bir tarikat şeyhi var. Onun bir vaazına denk geldim. Bir videosuna internette. Sümükü şerif diyor. Hadisi şerif gibi. Evet, sümükü şerif. Peygamberin şerefli sümüğü.
anlatıyor, diyor ki neye dayanarak anlatıyor? İşte bu hadis külliyatına, hadis derlemelerine dayanarak kendince anlatıyor. Kütüb-ü Sitte, Kütüb-ü Tis'a, onların dışında da var başka hadis derlemeleri. Efendim Şia'nın Kütüb-ü Erba'ası var malumunuz. Bir yığın böyle çalışma yapılmış, derleme yapılmış. Hadis ve bütün toplam bu hadislere ilişkin yazılmış tüm derlemelerin tümünde diyelim toplam 110 binden fazla söz var. Bir kısmı tekrar deniliyor ama 110 binden fazla söz var. O nedenle yüz binlerce diyoruz. Yüz bini aştığı için kitabımda da öyle ifade ettim. Kur'an'la Aldatmak kitabında. Yüz binlerce söz var. On binlerce, yüz binlerce ifadesi kullanılabilir. Tabii bununla da iş bitmiyor. Bununla da iş bitmiyor. Öyle bir şey ki bu. Şimdi tarikat şeyhi diyor, ben her gece Hazreti Muhammed'le rüyamda istişare ediyorum. Her gece ondan hadis alıyorum. Hala hadis alıyorlar. Gavslar, şeyhler, kutuplar, kutbul aktaplar biliyorsunuz. Evet. Hala evet, her gece aktif bir şekilde. Tabii hala aktarım devam ediyor yani. Elbette hala her gece rüyalarında peygamberle, uykularında peygamberle istişare ediyorlar, görüşüyorlar. Hadis uyduruyorlar. Peygamberle görüştüm böyle dedi diyor. Peygamber öleli 1400 küsür yıl olmuş. Onlar hala ölmüş birinden hadis almaya devam ediyorlar. Bu FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen de biliyorsunuz. Ben de oraya hocam. Evet. Hı-hı. Böyle şeyler söylüyordu. Tabii. Peygamberle istişare etmeden hiçbir işini yapmıyormuş. Şimdi acaba diyorum bu darbeye teşebbüs ettiler ya, onu da peygamberle istişare etti mi bunlar? Demek ki etmişler. Eğer ettilerse peygamber... Önceki okumalarımızdan bunu anlıyorsun. Tabii. Peygamberin kalkıştığı haşa bir darbeyi bastırdı bu ülke, bu millet. Haşa diyoruz. Yani tabii. İşi hangi noktalara götürüyorlar? Bakar mısınız? Yani insanı ürperten noktalar. Yani bu peygambere hakaret, İslam'a hakaret, dine ya. Saldırıdır aslında ama bunu dindenmiş gibi ve dindarlıkmış gibi takdim ediyorlar. Yani bizi üzen ve sarsan hadise de budur aslında. Hocam, İşin bir, böyle bir boyutu da vardır. Bir kere bozuldu mu artık o durdurulamıyor yani. Evet. Evet. Yani bütün bunlarda aslında bakarsın gerçekten bir sapma var yani. O sapmanın nerede duracağını ise kimse tahmin edemiyor. İşte şimdi bahsettiğim tarikat şeyhi diyor ki işte bu hadislere dayanarak, uydurma hadislere, uydurma aktarımlara, rivayetlere dayanarak diyor ki efendim Hazreti Muhammed, saygı ve esenlik olsun ona diyelim biz Türkçe olarak. Onlar sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar biliyorsunuz. Biz Türkçe söyleyelim. Saygı ve esenlik olsun ona. Büyük bir devrimcidir. Tanrı elçisidir. Kesinlikle. Hazreti Muhammed büyük bir önderdir. Ama onların anlattığı gibi biri değildir. Evet. Yani benim Muhammed'imle o cübbelinin Muhammed'i aynı kişi değil. Onların sünnette aktardıkları bir şey, birçok şey aslında peygambere hakarettir. Hakaret. İftiradır. Şimdi diyor ki Hazreti Peygamber abdest alıyor. Abdest alırken elini yüzünü yıkarken sümkürüyor. Sahabiler, ashab onları kapışıyor. Arkadaşları da hemen gidiyor. Evet, gidip üzerlerine sürüyorlar, yüzlerine, gözlerine sürüyorlar. Neden? Çünkü o sümükü şerif. Peygamberin şerefli sümüğü ve onda şifa varmış. Yetmiyor. Anlatıyor bir başka videosunda. Konuşmasında diyor ki efendim peygamber idrarını bir kaba yapardı. Ve fakat o kabı işte yatağının altına bir yere koyardı. Eşlerinden, cariyelerinden birine bir gece dedi ki git bu idrarı dök. Bir yere dök. Güya o da gidip idrarı içmiş. Yine bir başka rivayette kanını içiyorlar peygamberin güya. Böyle şeyler anlatıyor. Sünnet hocam, adı altında, hadis adı altında böyle şeyler anlatılıyor. Yani buradaki amaç ne olabilir? Yani bu kişiler bu tarz hadisler, bu tarz aktarımlar, bu tarz olayları böyle formüle ederken bu kişilerin amaçladığı durum ne olabilir? Yani çünkü bu durumda yani şunu mu amaçlıyorlar? Yani işte toplumun Hazreti Peygamber'e olan böyle inancın daha kuvvetlenmesini falan mı acaba hayal ediyorlar? Böyle bir şey mi bekliyorlar? Nedir buradaki amaçları? Yani bu hadisleri ortaya çıkarmalarını, işte günü işte kesin hadismiş gibi toplumun gündemine sokmalarının nedir burada amaçları? Ya da böyle çok bir insanüstü bir varlık mı oluşturmak istiyorlar? Yani hani
böyle bir insan değil de çok daha böyle ruhani, çok böyle insanüstü bir varlık oluşumunu mu hazırlamak istiyor? Yani Hazreti Peygamber'e böyle bir atıfta mı bulunmak istiyorlar? Şimdi aslında buradaki amaç şu. Bu amacın birinci aşaması Hazreti Muhammed'i putlaştırmak. Hı hı. Bir şirk unsuru olarak ikame etmek. Tanrı'ya ortak koşmak. Aslında daha da ileri söyleyelim. Allah yerine Hazreti Muhammed'in bizzat kendisine tapınmak. Öyle ya, sümüğü kutsal, idrarı kutsal vesaire. Peygamberi putlaştırmak, peygamberi tanrılaştırmak. Şirke karşı mücadele etmiş bir peygamberin kendisini şirkin temel unsuru haline getirmeye çalışmak. Şimdi bunu yapınca ne olacak? İnsanlar peygambere tapınmaya başlayacak. Ki yapıyorlar bunu, tapındırıyorlar maalesef. Peygamberin sakalıdır deyip birkaç kılı görüp ağlayanlar var. Hı hı. Kendinden o geçenler var. Tabii. Bir takım sözde uydurma rivayetlere dayanıyorlar. Hı hı. Yok peygamber terliği satıyorlar. Hı hı. Vesaire. Peygamberi putlaştırınca, peygamberi olağanüstü bir kişilik haline, tanrısal bir kişilik haline getirince bundan kendileri ne yarar sağlayacak? Şunun yararını sağlamayı düşünüyorlar galiba. Sanıyorum. Biz de onun neslindeniz. Biz de onun yolundanız. Biz onun varisleriyiz deyip bir süre sonra kendilerine tapındırmak istiyorlar. Yani şu hadisi, yani şöyle bir hadisten bir yola çıkıyor. Alimler peygamberin varisleridir. Evet, evet, çok doğru, yani, çok isabetli. Hı hı. İşte biz de o peygamberin kastettiği alimlerdeniz. Ve onu da peygamberin çok güzel biz anladık. Evet, peygamberin sümüğü nasıl şerefli, kutsalsa bizimki de, biz de aşağı sayılmaz. Biz de onun varisleriyiz deyip kendilerini de bir tapınma nesnesi haline getirmeye çalışıyorlar. Nitekim bunları görüyoruz. Yani kimi tarikat liderlerine, kimi cemaat liderlerine insanların nasıl tapındıklarını biliyoruz, görüyoruz. İşte Fethullah Gülen'e insanlar nasıl tapındı? Onun çamaşırına tapındılar. Onun sümüklü mendilini alıp yemeye çalıştılar. Bunları gördük. Bunlar aslında doğrudan doğruya şirke hizmet fiilleridir. İslam'a karşı şirk dinini diriltme fiilleridir ve bunu da İslam adıyla yapıyorlar. İslam maskesini takarak yapıyorlar. Ne acı ki bunları yapanlar Müslüman oluyor, dindar oluyor. Hı hı. Bunlara itiraz edenlerin imanı sorgulanıyor. Evet. Ne acı ki. Ya böyle olur mu diyenler? Evet. Bu sefer ya böyle de dindar mı olur tarzında, evet, hemen yaftalanabiliyor yani. Diyor ki hiç haya etmeden, efendim tabii ki diyor Hazreti Muhammed çok yüce bir kimseydi, olağanüstü bir kimseydi. Elbette ki onun işte sümüğüdür, aksırmasıdır vesairedir, hepsi kutsaldır, idrarı kutsaldır diyorlar. Diyor bir takım rivayetlere dayanır. Hı hı. Ama Kur'an ne diyor? Kur'an da diyor ki Hazreti Muhammed'in söylemesi isteniyor. Diyor ki قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ De ki, hı hı, ben de sizin gibi bir beşerim. Ben de sizin gibi bir insanım. Bana sadece ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Yani benim sizden tek farkım Allah'ın bir olduğunu size söyleme görevim var. Evet. Onun dışında ben de sizin gibi bir insanım diyor. Yani beni putlaştırmayın, beni tanrılaştırmayın diyor. Hocam, dolayısıyla onların sözleri, tezleri Kur'an'a aykırı, Hazreti Muhammed'in gerçek sünnetine, uygulamalarına, sözlerine aykırı. Doğrudan doğruya İslam karşıtı bir fiil bu yapılanlar. Tümü öyledir. Yani bu tip vaazlar, sünnet kavramı üzerinden, hadis kavramı üzerinden insanların aldatılması, kandırılması, bu kavramların istismar edilmesi tamamen İslam karşıtı eylemlerdir. Onu tam bir netlikle, açıklıkla söylemeliyiz. Hocam, burada başka bir şey daha kutsallaştırıldığını düşünüyorum. Sadece peygamberin o hani işte sümüğü tarzında değil de aynı zamanda Arap örfü de kutsallaştırıldığını düşünüyorum bu sünnet bağlamına baktığımız zaman. Çünkü bireysel olarak bazı meziyetlerini kutsallaştırma, daha sonra onu yaşamış olduğu toplumun bir takım adetlerini de kutsallaştırmaya beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Yani takrir sünnet dediğimiz sünnet kısmını açtığımızda, değerlendirdiğimizde hani onay verdiği birçok durum sünnet olarak algılanıyor. Daha sonra bunlar işte yine hani İslam olan başka milletlere de yine sünnettir deyip böyle bir şekilde pazarlanıyor.
Yani evet. Arap kültürü de, Arap davranışları da, Arap bilgisi, yani bilgisi diyelim burada. O da aynı şekilde sünnet muamelesi yaptırılıp diğer uluslara da işte bunlar sünnettir, gerçek Müslüman olmak istiyorsanız işte bu şekilde davranacaksınız tarzında bir takım pazarlama yollarında yani bulunuyor bu kitle. Doğru yani. Söylüyorsunuz. Hı-hı. Bunu izah edelim. Hı-hı. Aslında sünnet sözünü peygamberle ilintilendirdiğimizde şöyle bir tasnif söz konusu. İkiye ayırabiliriz yani. Birincisi Hazreti Muhammed'in Tanrı elçisi sıfatıyla aldığı vahiylerin uygulamasından doğan davranışlar ve sözler bütünü anlamında bir sünnet var. Hı-hı. Bakın bu, altını çizelim. Tanrı'dan vahiy alıyor. Bu vahiy nasıl uygulanacak? Bunu gösteriyor uygulamayla. Ve bu vahyi açıklıyor sözleriyle. Bir böyle yönü var sünnetin. Bir de Hazreti Muhammed'in yaşadığı toplumun ve zamanın geleneklerini diğer insanlar gibi yaşamasından doğan sünnet. Şimdi Hazreti Muhammed bir Arap. Arap toplumunda yaşıyor. Arapça konuşuyor. Başka da bir dil bilmiyor. Arap dilinde konuşuyor. Şimdi Arap gibi giyiniyor. Arapların yiyip içtiklerini yiyip içiyor. Araplar gibi selamlaşıyor. Tümüyle bir Arap Hazreti Muhammed. Şimdi biz sünnet dediğimizde, Hazreti Muhammed'in uygulamaları dediğimizde, onun konuştuğu dili, başına sardığı sarığı, üstüne aldığı kıyafeti, efendim yediği, içtiği, yemeği, şunu bunu, yeme içme biçimlerini, hepsini sünnet kabul edersek, o zaman biz Arap örfünü sünnet kabul etmişiz demektir. Hı hı. Arap ne yapıyorsa sünnet o zaman. Yani Arap eliyle yemek yiyor. Çatal bıçak kullanmıyor. Hı hı. Peygamber de öyle yemiş. Şimdi biz sünnettir diye birileri öyle savunuyor zira. Sünnettir diye elimizle mi yiyip içeceğiz? Yani yemekleri çatal bıçak kullanmadan öyle mi yiyeceğiz? Ya da işte Diyanet'in bir açıklaması sol elle yemek yemek. Sağ elle yemek yemek meselesi, hı hı, biliyorsunuz. Sol elle yemek yiyen şeytandır. Yok sağ elle yemek yiyin falan. Peygamberden böyle aktarımlar ulaştırılmaya çalışılıyor ve bunun üzerinden Diyanet açıklamalar yapıyor. Bugün ve dün de Diyanet İşleri Başkanı'ndan ilginç açıklamalar geldi, biliyorsunuz. Evet hocam. Evet. Kur'an kursları diyor şeytanın uğramadığı yerlerdir mi? Öyle bir şey söylüyor. Evet. Kur'an kurslarının olduğu bölgelere şeytan uğramaz mı? Öyle bir şey diyor. Bir de şey vardı. Yine onlar da hep peygambere izafe ederek bazı sözleri söyleyip onun üzerinden açıklama yapıyor. Dikkat edin. Evet. İşte birisi şu. Güya peygamber demiş ki kim bir kuş yuvası kadar mescit yaparsa ona karşı cennette ona bir ev verilecektir. Peygamber böyle demiş. Bunun üzerinden yorum yapıyor Diyanet İşleri Başkanı. Diyor ki Kur'an kursunda bir tuğlası olana Allah cennette ev verecektir diyor. Hep bu hadis, sünnet, bu kavramların etrafında dolanılıyor farkındaysanız. Hı hı. Bunlar tamamen uydurma şeyler. Uydurma olmasa bile sosyolojik bağlamı bilinerek yorumlanması gereken sözler bunlar aslında. Belki peygamber gerçekten bunları söylemiş de olabilir ama hangi bağlamda söyledi? Evet. Hangi olayın ardından söyledi? Siz nasıl o bağlamından koparıp bugüne taşıyıp bugün onun üzerinden kendinizce bir takım yorumlar yapıp mesajlar verebilirsiniz. Bu doğru mudur? Değildir. Değildir. Evet. Şimdi yine hocam şey de var aslında. O bağlamda koparma diye dendiği zaman aklıma geldi. Şimdi o zamanki Arap toplumu yönetim anlayışı da var. Evet. Yani nasıl işte Hazreti Peygamber'in kendisinin oturma kalkma anlayışı var. İşte Arap toplumu yönetim anlayışı varsa. Hani bunlar sünnet olarak dayatılıyorsa bize. Dayatılıyor. Öbür taraftan baktığımızda Arap toplumunun da bir yönetim anlayışı var. Evet, şimdi evet. O yönetim anlayışı da aslında bakarsın öbür taraftan bize yine yani işte şeriat olarak da dayatıldığını düşünüyorum zaman zaman yani. Evet, evet. Şimdi sadece tek başına birey değil de baktığımız zaman Arap toplumunun işte kurallarını birçok böyle algılama biçimine de bize sünnet olarak dayatılır. Doğru, yani geleneklerini, göreneklerini, hı-hı, yaşam tarzlarını, işte demin söyledik kılığını, kıyafetini, yönetim anlayışlarını. Hatta ben, hı-hı, çok hassasım biliyorsunuz, duyarlılık içerisindeyim. Dillerini en çok önemsediğim nokta, Arap'ın dilini bile kutsayıp sünnet deyip, cennet dili deyip, peygamber dili, Kur'an dili deyip Arap olmayan milletlere dayattılar. Dayatıyorlar. Bu hala devam ediyor. Bugün bakın konuşuyoruz. Konuştuğumuz dilin içerisinde, Türkçemizin içerisinde
Arapça bir yığın sözcük var. Bunlar nasıl girdi bu dile? İşte bu yollarla girdi. Bir kitle zaten ne kadar çok Arapça kelime kullanırsa kendisinin sünneti o kadar uygun yaşadığını düşünür. Düşünenler var, doğru. Yani Türkçe kelime, yani cümlenin içinde Arapça kelime serpiştirme iyi bir Müslüman olmanın göstergesi olarak değerlendiriyor. Hatta Türkçe Arapça yani mahreciyle konuştukları zaman da böyle daha iyi bir Müslüman olduklarını düşünüyor mesela. Düşünen, bir kitle de var böyle. Müslümanlık algısının seviyesini bu kadar yere düşürenler var. Şimdi aslında bir de burada şu nokta var. Efendim işte bu kadar çok Arapça kelime var, Türkçe yetersiz ki bu kelimeler gelmiş. Hayır, öyle değil efendim. Öz Türkçe kelimeler öldürüldü. Yerlerine Arapça kelimeler ikame edildi. Arapça. Türkçe'de bunların karşılığı yoktu da mecburen Arapçadan aldık değil. Kandırmasınlar milleti. Türkçelerini öldürdüler. Kim öldürdü? İşte bu din uleması öldürdü. Alim edilen şahıslar, alimler güya. Onlar öldürdü. Yerine bir yığın Arapça kelime doldurdular. Efendim böyle peygamber gibi... Böyle zaman da kendini daha Müslüman gibi gösterdiler topluma yani. Evet, peygamber gibi giyinmek sünnet dediler. Peygamber gibi entari giyersen, işte sarık sararsan sevaba girdiğini söylediler insanlara. Ama Arap gibi giyindi de farkında değiller aslında. Halbuki çok net konuşalım. Peygamber nasıl giyindiyse Ebu Cehil de öyle giyindi. Ebu Leheb de öyle giyindi. Tabi İslam düşmanı Ebu Cehil'in kıyafetiyle İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed'in kıyafetinin arasında bir fark yoktu. Neden yoktu? Çünkü ikisi de Arap'tı. O Arapların milli kıyafetiydi. Peygamberin amcası Ebu Leheb nasıl giyiniyorsa, ki Ebu Leheb peygamberin en büyük düşmanlarından biridir ve Kur'an'da zikredilir. Adı geçer yani. Ünvanı en azından geçer, öyle diyelim. Tebbet suresini, Mesed suresini biliyoruz. Ebu Leheb'in elleri kurusun diye başlayan. Bu şahıs nasıl giyiniyorsa Hazreti Muhammed de öyle giyindi. Yani şimdi biz Hazreti Muhammed gibi giyiniyoruz ve sünnete uyuyoruz diyenlere söylüyorum. Siz aynı zamanda Ebu Cehil gibi de giyiniyorsunuz. Siz aynı zamanda Ebu Leheb gibi de giyiniyorsunuz. Bir de işin bu yönünü düşünün bakalım. Ebu Leheb gibi giyinmek sünnet mi? Ebu Cehil gibi giyinmek sünnet mi? O kısmını niye söylemiyorsunuz insanlara? İzah etmiyorsunuz. Hazreti Muhammed sıcak bir iklimde, Arap coğrafyasında değil de kutuplarda yaşasaydı, o iklime göre giyinseydi, kürklerle falan dolaşsaydı, o kıyafeti de sünnet deyip Ağustos sıcağında Türkiye'de, Orta Anadolu'da düşünün, sünnettir deyip o kıyafetle mi dolaşacaktı bunlar? Yani, sünnetten anladıkları işte bu kadar seviyesiz. Seviyesiz bir durum aslında anladıkları. Evet. Hocam peki yani biraz daha programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir 10 dakikamız var. Hadislerin böyle toplanmasıyla ilgili işte onların bir, yani işte yazılı kaynaklara aktarılmasına baktığımız zaman yani peygamberin yaşantısından yaklaşık bir 200 sene sonrasına denk geliyor bu tarih bize. Evet. Şimdi tabii yani burada da hani o hadislerin kaynaklarına falan bakarken neye dikkat etmemiz gerekiyor ya da nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? 200 sene sonra değerlenen 100 bin hadis olduğu söyleniyor ve bunların arasında işte bir takım böyle temizleme faaliyetleri, ayrıştırma faaliyetleri, işte bunlar hani sahih Buhari ve Müslim olarak da kitaplaştırmış daha sonra baktığımızda. Yani evet, o 200 yıllık süreçte hiçbir sapma, hiçbir böyle bir farklılaşma ya da bu kaynaklara ulaşamama gibi durumlar yaşanmamış mıdır? Şöyle izah edelim. Hazreti Muhammed'in sözleri Hazreti Muhammed hayattayken yazıldı mı? Bir yazıya geçirildi mi? Buna net bir biçimde evet diyerek karşılık veremiyoruz. Hayır, yazılmadı. Peygamberin vefatından bir hayli zaman sonra bunlar yazılıp derlenmeye başlandı. 100 yıl sonra, 150 yıl sonra, 200 yıl sonra yapılan derlemeler var. Mesela işte Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, İmam Malik'in Muvatta'sı, zaman itibariyle biraz daha erken dönem diye değerlendirilebilir belki. Şeye göre, yani Kütüb-i Sitte'ye göre daha erken dönem diye değerlendirilebilir. Ancak Sünni dünyada hadis denildiğinde, sünnet denildiğinde, hadis derlemeleri denildiğinde biliyorsunuz Kütüb-i Sitte hemen akla gelir. Altı kitap demek, altı hadis kitabı. Bunlar işte Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Ebu Davud'un Süneni, Tirmizi'nin Süneni, Nesai'nin Süneni ve İbn-i Mace'nin Süneni.
Efendim, hocam ben bir düzeltme yapayım. Bir yaklaşık 4 dakikamız var. Öyle mi? Olsun, evet, toparlayalım o zaman. Bunlar dediğimiz gibi yaklaşık 150-200 yıl sonra derlenmiştir. Peygamberin sözleri bu kütüb-i sitte itibariyle söylüyoruz. Bir de Şia'nın kütüb-i erbaasından bahsetmek lazım. İşte en meşhuru Küleyni'nin El-Kafi adlı derlemesidir. Yine Şeyh Saduk'un Men La Yahturul Fakih adlı derlemesi var. Yine Ebu Cafer Et-Tusi'ye ait iki derlemeden bahis var. Şii dünyada, Şii terminolojide. Efendim, nasıl derlenmişler, nasıl kendilerine ulaşılmış, güvenilirlikleri nedir? Hadis terminolojisi bu konuda hangi unsurları barındırıyor? Mesela güvenilir hadis demek, sahih hadis demek. Sahih. Ancak bir bakıyoruz ki Buhari'de sahih olarak yer alan hadis, Müslim'de yer almamış olabiliyor veya tersi olabiliyor. Efendim bir de mütevatir var. Mütevatir demek, hepsinde yer almış demek. Sonra karşıtı olarak mevzu, uydurma demek, mevzu hadis. Efendim tek bir kaynaktan gelen hadislere de ahad hadis diyorlar. Güvenilir değil anlamında. Bu tip terminolojilere, terminolojik unsurlara rastlıyoruz hadis külliyatında. Şimdi sahih dedikleri hadisin sıhhatine nasıl karar vermişler? O sözü aktaranların ahlaki durumlarını esas alarak karar veriyorlar. Yani bu sözü söyleyen kişi güvenilir bir kimse midir? Yalan söyler kişilik mi? Kişilik özelliklerine evet, bakıyorlar. Yani kişilik özelliklerini cerh ediyorlar. Cerh ve tadil biliyorsunuz. Evet. Meselesi vardır hadisten. Bu sadece şahsı esas alarak, o rivayet zincirindeki ravileri esas alarak böyle bir yola başvuruyorlar. Halbuki bir sözün peygambere ait olup olmadığını, yani sıhhatini incelemek için öncelikle Kur'an'a müracaat etmek gerekmez mi? Bu söz Kur'an'a uygun mu değil mi? Yani söyleyen kişi gerçekten, aktaran kişi gerçekten dürüst bir kimse olabilir. Karakterli, ahlaklı bir kimse olabilir. Ama farkında olmadan yanılamaz mı? Yanılamaz mı? Etki altında kalamaz mı? Hadi ilk söyleyen doğru söyledi belki. Aradaki raviler onu değiştirmiş, bir şeyler eklemiş, ilave etmiş, eksiltmiş olamaz mı? Bunlar dikkate alınmamış çoğunlukla. Ve fakat sadece onların ahlaki durumları, karakterleri esas alınarak sahihtir veya değildir noktasında bir tasnif, bir analiz söz konusu olmuş. Bütün muhaddislerin toparlıyoruz. Hocam. Bütün muhaddislerin üzerinde ittifakla aktardığı bir söz var. Hazreti Muhammed'e nispet edilen. O da şudur. Kim bana yalandan bir söz isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bana yalandan bir söz isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu sözü hepsi kabul ediyor. Evet, peygamber böyle bir şey demiştir diyorlar. Ancak bu sözde bile bir bakıyorsunuz başka biçimlerde ifadeler var. Bir başka aktarımda şöyledir. Kim bana kasten yalandan bir söz isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Yani kasten yaparsa, kasten yapmamış, hataen yapmışsa yine kurtulacak yani. Öyle ifade edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla biz iyi niyetliyiz, kasten yapmadık. Peygamber'e bir yalan izafe etsek de amacımız iyiydi, niyetimiz iyiydi. İnsanları bir yola sevk etmek, doğru yola sevk etmek için peygamber bunu dedi diyerek biz bunu söyledik diyenler var. Bitiriyoruz değil mi? Hocam. Bir dakikamız var. Çünkü. Evet, şimdi en çok hadis rivayet eden kişiye değinmek istiyorum. Ebu Hureyre'dir. Bu kişi peygamber yaşamdayken 4 yıl süre ömür sürdü. Yani 4 yıllık sahabe hayatı var. Bunun 3 yılı peygamberin yanında geçiyor. 1 yılı da Bahreyn'de valilik süresinde geçiyor. Bu kişi en çok hadis rivayet eden kişi Ebu Hureyre. 5000'den fazla hadis rivayet ediyor. Düşünün. Hazreti Ali gibi bitiriyoruz. Hazreti Ali gibi, diğer başkaları gibi, peygamberin eşleri gibi kişilerden bile daha fazla hadis rivayet etmiş Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadislerin büyük bir bölümü uydurmadır, yalandır. Nitekim Şiiler Ebu Hureyre'ye büyük yalancı derler biliyorsunuz. Evet, burada bitiriyoruz. Var mı hocam? Peki. Son cümlemiz yok. Son cümleyi söyleyelim. Peki. Bu şekilde izah etmiş olalım. Bizim kaynağımız Kur'an'dır.
Kur'an'a itibar edelim. Sünnet adı altında uydurulmuş, hadis adı altında uydurulmuş çoğu palavradan ibaret sözlere itibar etmeyelim. Peki. Değerli televizyon izleyiciler, bize ayrılan sürenin bu hafta sonuna geldik. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.